Merhaba arkadaşlar, merhaba Blender severler. Bu kez kompozitleme araçlarından olan kripto madde aracını tanıyacağız. Şimdi örneklendirme için bir sahne oluşturacağım. Bu sahneyi hızlı bir şekilde oluşturmayı düşünüyorum. Evet, 4 tane küre nesnesi oluşturdum. Bunlara şöyle bir yaklaşıyoruz. Biraz geriye doğru gidiyoruz. Kamera açısını ayarlayacağız. Ctrl Alt 0'a basıyorum. Kamera açısını ayarlıyorum. Kamera sınırlarından kamerayı seçiyorum. G ile şöyle bir ayarlama yapıyorum. Sağ tarafta render motorunu Eevee'den Cycles'a alıyorum. İşleme devam etmeden sahneyi bir kaydet etmek istiyorum. Bunlara materyal eklemek için yukarıda shading paneline geliyoruz. Sıfıra basıp kamera açısına giriyoruz. Şimdi ben bu nesnelere materyaller ekleyeceğim. Yalnız şu baştaki ve sondakine aynı materyali ekleyeceğim. Bu ortadaki iki nesneye ise farklı bir materyal ekleyeceğim. Evet, materyalleri ekledim. Dikkat ederseniz şu baştaki ve sondaki aynı materyale sahip, diğerleri farklı materyallere sahip. Şimdi render almadan önce render sekmesine bir geliyoruz. Burada render'ı 10'a düşürüyoruz. Hızlı render almamız için bu gereklidir. F12'ye basıyoruz. Şöyle bir hızlı bir render alalım. Evet, render sonucumuz böyle. ESC ile buradan çıkabiliriz. Şimdi yukarıda kompozitleme sekmesine gelelim. Tekrar Use Nodes ile, yani düğümleri kullanla düğümleri aktif hale getirelim. Arnan Shift ve Ctrl'e basılı bir şekilde Render Layers'in üzerine tıkladığımız zaman Viewer düğümünü açarız ve render edilmiş sahneyi arka tarafta da görüntüleriz. Şimdi şurayı şöyle bir düzenleyelim. Burayı şöyle sola alıyorum. Viewer'ı sağa alıyorum. Kompoziti aşağıya alıyorum. Sağ tarafta N'ye basarak buradaki araç kutusunu da kapatıyoruz. Şimdi render katmanlarının ayarlarının bulunduğu sekmeye gidelim. Daha önce hatırlarsanız Data ve Light'tan bahsetmiştim. Şimdi bahsedeceğim araç alt kısımdadır. Adı kripto maddedir. Burada 3 tane seçenek bulunmaktadır. Object, yani nesne, material, adı üzerinde zaten material ve bir de asset vardır. Diyelim ki buradaki nesnelerden sadece birisini seçip onun rengini düzenlemek istiyorsunuz. O yüzden nesne seçme işleminde object'i kullanabilirsiniz. Eğer buradaki sahnemizdeki gibi iki materyal de aynı nesneye sahipse o zaman materyali belirleyebilirsiniz. Ya da buradaki nesneler arasında bir parent, yani ebeveyn bağı varsa o zaman asset'i kullanabilirsiniz. Şimdi ben basit olması için objekti ve materyali seçiyorum. Hemen sol tarafta object ve materyalle ilgili kanalların açıldığına dikkat ediniz. Şimdi buradaki çalışma alanını biraz daha büyütelim. Fare tekerleğini geriye doğru götürüyorum. Birazcık bu düğümleri küçültelim. Render Layers, yani render katmanları düğümünü şöyle sol üst tarafa doğru alıyorum. İşleme geçmeden önce son bir kez şöyle bir render yapmakta fayda vardır. Render işlemini yapıyoruz. ESC ile buradan çıkıyoruz. Sahnemizde kaydetmeyi unutmayalım. Şimdi gelelim buradaki kripto madde kanallarını kripto madde düğümüne bağlamaya. Buradaki kanalların isimlendirmesi, numaralandırması önemlidir. Bakın burada object geçiyor, yani nesne, ve numaralandırma da 024 şeklindedir. Hemen alt kısımdakine bakalım. Alt kısımda da materyal geçmektedir. Bu da 024 şeklinde numaralandırılmış. Bunları kripto madde düğümüne belli kurallarla bağlarız. Şimdi hemen kripto madde düğümüne ekleyelim. Öncelikle şuradaki bağları bir koparalım. Kontrole basılı tutuyorum. Sağ tıklamayla burayı koparıyorum. Shift A'ya basıyorum. Maddeye geliyorum ve kripto maddeye ekliyorum. Bunu şöyle sol üst tarafa doğru çıkarıyorum. Şu şekilde. Bunu biraz şöyle aşağıya doğru almak istiyorum. Aynı şekilde bunu da aşağıya alıyorum. Şimdi şöyle yapacağız. Şu üstteki object, yani 024'ü bu kripto madde düğümünün üzerindeki kanallara bağlayacağız. Girdilere bağlayacağız. Gelin hemen bu işlemi yapalım. 00'ı üsttekine bağlıyorum. 02'yi bir alttakine bağlıyorum. Ve son olarak 04'ü de en alta bağlıyorum. Şimdi Ctrl ve Shift'e basılı tutarak kripto maddeye tıklıyorum. Herhangi bir şey görüntülenmedi. Ctrl ve Shift'e basılı tutarak maddeye geliyoruz. Ve son olarak pike geliyoruz. Buradaki pik seçmek anlamına gelir. Hemen düğüm üzerinde de seçim araçları ortaya çıkar. Add ekle demektir. Remove kaldır demektir. Ben şimdi Add'e tıklıyorum. Bakın renk seçici belirgin hale gelmiş oldu. Buradaki kürelerden birini seçeceğim. Örneğin ben şuradaki ön izlemede şu sarı olanı seçmek istiyorum. Sarı olanı dikkat ederseniz soldan ikinci olan, hemen buna tıklıyorum. Bunu seçiyorum. Bunu seçtikten sonra bunun kimliği hemen buraya yapıştırılır. Şimdi Shift Ctrl'e basılıyken tekrardan şöyle bunun üzerine tıklıyoruz. Image bölümüne geçiyoruz. Ancak yine bir şeyin görüntülenmediğini görüyoruz. Çünkü render layers'taki imici de bu üst taraftaki imice bağlamadık. Hemen bunu da buraya bağlıyoruz. Bunu unutmuyoruz. Bunu bağladıktan sonra dikkat ederseniz sadece sarı küremizi burada seçmiş olduk. Şimdi gelin bu sarı kürenin renginde değişiklik yapalım. Bunun için bir düğüm ekleyeceğiz. Shift A'ya basıyorum. Color'a geliyorum. Hue Saturation Value'yu ekliyorum. Şöyle yukarıya doğru taşıyorum. Kripto maddeyi birazcık aşağıya alabiliriz. Bu düğümümüzü de hemen bunun üzerine alıyoruz. Render katmanları düğüm üzerindeki imici buradaki imice bağlıyoruz. Şimdi kontrol ile bunun üzerine tıklıyoruz. Hemen Viewer, yani görüntüleyici düğümü aracılığıyla burada ön izlememizi görüyoruz. Şimdi Hue değerini değiştireceğim. Bakın burada 0.5 değeri var. Şöyle bir değişiklik yapıyorum. Buradaki nesnelerin renginin değiştiğine dikkat ediyoruz.
Yalnız ben öyle bir şey istiyorum ki buradaki nesnelerin tamamı değil de daha önce seçmiş olduğumuz ikinci kürenin rengi değişsin. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Hemen yapalım. Şuradaki hue değerini eski değerini alıyorum. 0.5 değerini giriyorum. Şimdi yeni bir mix karıştırıcı düğüm ekleyeceğiz. Shift'a basıyorum. Color'da mix diyoruz. Bunu şöyle yukarıya doğru alıyoruz. Öncelikle buradaki bağı bir koparalım. Bunu yapmanın yolu neydi? Kontrole basılı tutuyoruz. Sağ tıklamayı sürükleyerekten bağı koparıyoruz. Bunu şöyle yukarıya doğru Hue Saturation Value'nun yanına taşıyoruz. Şimdi buradaki bağlantılar önemlidir. Kripto maddenin üzerine geliyorum, tıklıyorum. Bakın Shift kontrole basılı bir şekilde maddeye geliyorum. Buradaki maddede bakın beyaz bölümlerde nesne var. Siyah bölümler transparan demektir. Biz buradaki madde çıktısını faktör girdisine bağlamak durumundayız. Öncelikle bir bağ koparıyoruz. Hemen maddeyi faktöre bağlıyoruz. Şimdi yukarıdaki renk düzenleme düğümündeki bölümü de alt kısmı alıyoruz, bağlıyoruz. Render katmanları düğümü üzerindeki image çıktısını da uzatıyoruz. Buradaki image girdisine bağlıyoruz. Blender'daki düğümlerin belli bir formülü vardır. Bu formüle uymak durumundayız. Yani bir noktada mantığımızı bunun üzerine kurmak durumundayız. Şimdi Shift Ctrl ile mix'in üzerine tıklıyoruz. Ön izlememiz tekrar karşımıza çıkmış oldu. Bu sefer hue değeriyle oynayalım. Bakalım sonucumuz ne olacak? Dikkat edin. Şu anda ikinci küremiz renklerden etkilenmiş oluyor. Buradaki diğer kürelerin renklerine dokunmamış oluyoruz. Hue değerine .2 değerini verelim. Buradaki küremizin rengi şurada ön izlemede bakın normalde sarıdır. Ancak biz rengini kripto madde aracılığıyla değiştirmiş olduk. Şimdi gelelim materyalleri düzenlemeye. Yeni bir kripto madde düğümü ekleyeceğiz. Şimdi ben bunu farklı bir yöntemde ekleyeceğim. Burası çok karmaşık bir hal almasın. Şuradaki render lazy'e tıklıyorum. Shift ile bunu çoğaltıyorum. Şöyle sol alt köşeye bir yere getiriyorum. Fare tekerleğiyle birazcık şöyle geriye doğru gidiyorum. Bunları yukarıya doğru alıyorum. Shift ile tekrardan kripto madde düğümü ekleyelim. Şöyle geliyoruz. Kripto maddeyi seçiyoruz. Ve bunu da şöyle sol tarafa doğru alıyoruz. Şimdi birazcık yaklaşalım. Şöyle buradaki materyal 0.0'ı buraya bağlıyoruz. 2'yi bir altına ve 4'ü de bir altına bağlıyoruz. Tabii ki yine ön izlemeyi yapabilmek için bunu da üstteki image'e bağlıyoruz. Shift Ctrl tıklamayla bir ön izlemeyi görelim. Maddeye geliyoruz ve pike geliyoruz. Pikle tekrardan bir seçim yapacağız. Sonrasında Add'e tıklıyoruz. Aynı materyale sahip iki nesneyi seçeceğiz. Burada ön izlemeye bakın. Bir baştaki küremiz bir de sondaki küremiz. Buna tıklıyorum. Bir tanesine tıklamam yeterlidir. Zaten otomatik olarak aynı materyale sahip nesneleri seçecektir. Şimdi ön izleme yapalım. Shift Ctrl tıklamayla. Bakın şimdi baştaki ve sondaki kürelerimiz seçilmiş oldu. Şöyle birazcık geriye doğru gidelim. Burayı birazcık daha ayarlayalım. Görelim hep beraber. Bunların rengini değiştirebilmek için de yine Shift'a diyoruz. Color'a geliyoruz. Hue Saturation Value ekliyoruz. Bunu da şöyle yukarıya doğru getiriyoruz. Render katmanlarındaki image'i tekrardan buraya bağlıyoruz. Şuradaki bağı bir koparalım. Bir tane mix ekleyelim yeniden. Color mix diyoruz. Mix'i de şöyle şuralara bir yere alıyoruz. Yine bir üsttekinde olduğu gibi maddeyi faktöre bağlayacağız. Maddeyi şöyle yukarıya doğru faktöre bağlıyoruz. Şimdi şunları şöyle bir sağ alalım biraz daha. Şunu da şöyle sağ alıyorum birazcık. Şimdi yukarıdaki mix düğümündeki image çıktısını şöyle bu üsttekine bağlıyorum. Buradaki Hue Saturation Value'daki image çıktısını da bir alttakine bağlıyorum. Shift Ctrl ile bir tıklama yapalım. Ön izleme görelim. Şimdi baştaki ve sondaki kürelerimizin rengine dikkat edelim. Buradaki Hue ile bunları değiştireceğim. Bakın şimdi Hue değerini değiştiriyorum. Sadece o aynı materyale sahip olan nesnelerin renkleri değişiyor. Bakın. Şu anda bunları değiştirebiliyoruz. Bunları da ne yapalım? Şöyle bakalım biraz daha farklı olsun. Sarı tonlara gelelim. Saturation yani rengi birazcık daha artıralım. Value'yu biraz daha artırabiliriz. Daha parlak bir hale getirebiliriz. Şöyle sol alt köşeden görmekteyiz. Bakın bunlar normalde yeşildi. Sarıya almış olduk. Tabii şöyle yukarıdan da bu ikinci kürenin rengiyle oynayabiliyoruz. Bakın. Bunu tekrardan şöyle 0.2'ye getirelim. Biraz şöyle geriye doğru gidiyorum. İsterseniz buradaki düğümleri daha okunur kılabilirsiniz. Bakın bunları kapatıyorum şöyle. Hepsini kapattım. Şurayı şöyle ortalayabiliriz. Bunları da kapatıyorum. Bakın hepsini kapattık. Şu ortada durabilir. Bunlar da böyle durabilir. Okunurluk önemlidir. Tabi dilerseniz buradaki büyük düğümleri de kapatabilirsiniz. Bakın bunları da kapatıyorum. Şöyle ortalıyorum. Şu şekilde. Sonradan düzenleme yapmak istediğiniz zaman açarsınız ve tekrardan kapatırsınız. Dilerseniz yine bunları seçip gruplandırabilirsiniz. Gruplandırmalarla ilgili ayrıca bir dersim olacaktır. Şimdi bunlara biraz daha yakınlaşabiliriz. Şöyle şu sağ taraftakini biraz sol tarafa doğru alıyorum. Kompozite bunun altına alıyorum. Aynı şekilde yine bunu da image'e bağlıyoruz. Tekrardan F12 ile bir render alalım bakalım.
Şimdi sonucumuzdaki değişiklikleri görüyoruz. Yeşil olan aynı materyale sahip olan baştaki ve sondaki kürelerin renkleri değişmiş oldu. Ayrıca sol baştan ikincisinin de rengini değiştirmiş olduk. ESC ile buradan çıkalım. Yalnız şöyle bir bilgi de vermek isterim. Kripto maddede şu an için yansımaların rengi değiştirilemiyor. Örneğin bunun rengi başta farklıydı. Buradaki küremizin üzerine orijinal rengi yansıyacaktır. Yani kripto maddede değiştirmiş olduğumuz rengi yansımayacaktır. İlerleyen zamanlarda bu düğüm değiştirildiğinde muhtemelen bu özellik de eklenecek. Evet arkadaşlar, bu dersimizde oldukça faydalı bir kompozitleme aracı olan kripto maddeyi tanımış olduk. Sonraki kompozitleme derslerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Mutlu kalın diyorum.